Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. İmar barışına ilişkin daha önceki videolarımızda hem teorik bilgileri vermeye çalıştık hem de sizlerden gelen sorular üzerine kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalıştığımız iki ayrı video daha çektik. Ama imar barışı kanunu kısa olmasına rağmen akıllarda birçok soruyu beraberinde getiren bir metin. Dolayısıyla buna yönelik sizlerden hala hazırda çok sayıda soru alıyoruz. Bu soruları da cevaplandırmaya çalışacağım bu videoda. İlk önce sorularımızla başlayabiliriz. Hem konut hem ticari olarak karma kullanımlı yapılarda yapı yaklaşık maliyet bedelinin hangi değer üzerinden belirleneceği sıklıkla sorulan bir soru. İster e-devlet başvuruları üzerinden, isterse doğrudan yapacağınız formları doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularda zaten bu konuda yapacağınız başvurunun konut alanı mı, ticari alan mı ya da karma yapı olup olmadığını mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Burada da gerek e-devlet modülü gerekse zaten e-devlet modülü üzerinden yapılacak hesaplamada Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri yapı konut alanlarını ve ticari alanlarını ayrı ayrı hesaplamaktadır. Ve bu ayrı ayrı hesaplamaların toplamını siz yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödemektesinizdir. Bunu da kanun şu şekilde ifade etmiş. Konut ve ticari olarak karma kullanımlı alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda %3, ticari alanlarda %5 katsayısı çarpılarak yaklaşık maliyet bedeli hesaplanacaktır. Dolayısıyla bu toplamı sizin ödemeniz gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse 5 katlı bir binada 4 katı, yukarıdaki 4 katın konut alanı olarak kullanıldı ama altta dükkanların ticari alanları olarak kullanıldığı bölgelerde yapılacak bir başvuruda konut alanlarında %3 katsayısının ticari alanlarda %5 katsayısının kullanılacağını hatırlatmamız gerekiyor. Evet, sıklıkla sorulan sorulardan biri de toplam inşaat alanı nasıl belirlenecek? Çünkü e-devlet başvurularında sıklıkla bu konuda bir tereddüt yaşanıyor. Toplam inşaat alanı ne demek? Burada konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları bildirilmek suretiyle aslında biz toplam inşaat alanını belirliyoruz. Toplam inşaat alanı yine kanundan ve tebliğde şu şekilde belirlenmiş. Toplam inşaat alanı ortak kullanım alanları da dahil olmak üzere ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalatları veya değişiklikleri ile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere yapının tüm alanlarının toplamını ifade edecektir. Yani burada şu tereddüt çok yaşanıyor. Acaba ben toplam inşaat alanına ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yaptığım eklentileri ya da bölümleri de eklemek zorunda mıyım sorusu çok sıklıkla rastlanıyor. Bu kanun bunu açıkça ifade etmiş. Evet, toplam inşaat alanında sizin yaptığınız tüm inşaatın alanı mutlaka yazılmak zorunda. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı bir broşürde çok güzel bir örnek belirlenmiş. Gördüğünüz gibi şekilde birinci kat 120 metrekare, ikinci kat 100 metrekare ve bodrum katta 100 metrekare olarak belirlenmiş. Biz toplam inşaat alanını bu 3 katın toplamını dahil etmek suretiyle bulduğumuzu, yani 3'ünün toplamı 320 metrekare bu örnekte, 320 metrekarenin belirtilmek zorunda olduğunu söyleyelim. Bir diğer soru, yapının bulunduğu arsanın alanı neyi ifade eder? Evet, bu çok aslında tapulu alanlar için çok basit. Yapının bulunduğu alanlarda arsadaki bizim yani inşaatın bulunduğu arsanın metrekaresini belirtmemiz, beyanda bulunmamız yeterli. Eğer sizin tapunuz yoksa ve bu taşınmazı yani ruhsata aykırı ya da ruhsatsız ya da imara aykırı yapınız bir belediye taşınmazı üzerinde ya da bir hazine arazisi üzerinde yapılmışsa, burada
inşaat alanının ne kadarlık bir kısmı işgal ettiğini beyan etmek suretiyle belirliyoruz. Dolayısıyla yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili broşüründe yayınlanan bir örnekte olduğu gibi inşaatın yapıldığı arsanın alanını gördüğünüz gibi eğer tapuda varsa tapuda bakıyorsunuz, tapunuza bakıyorsunuz, rahatlıkla söylüyorsunuz. Eğer yoksa da normal bir hesaplama yöntemiyle inşaatın bulunduğu arsayı ne kadar işgal ettiğini beyan etmek suretiyle oradaki yapı kayıt belgesi başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Evet, bir başka soru. Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir? İmar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgesi alınan bir yapının yenilenmesi durumunda ya da yapı kayıt belgesi geçerliliğini korur mu? Durumunda da yapı kayıt belgesi geçerliliğini korur mu? Şimdi burada yapı kayıt belgesi binanın ortadan kaldırılmasına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Daha önceki videolarımda da açıklıkla ifade ettiğim gibi yapı kayıt belgesi bir tapu hüviyetinde değildir. Dolayısıyla yapı kayıt belgesi yeniden inşaat yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir, bir süreye tabi kılınmamış. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda o tarihte yürürlükte olan imar mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yani burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Siz örneğin yapı kayıt belgesine tabi aldığınız bir taşınmazı ileriki senelerde yıkmaya karar verdiniz. Ve aslında ruhsata aykırı birçok durumunuz vardı. O ruhsata aykırılıkları yapı kayıt belgesini elde etmek suretiyle bertaraf ettiniz. Ama o binayı yıkıp daha sonra tekrardan aynı şekilde imara aykırılıklar ya da ruhsata aykırılıklar yapabilir miyim bu yapı kayıt belgesine denildiği zaman sorunun cevabı açıkça hayır. O anda yıktıktan sonra nasıl bir imar mevzuatı bir düzenlemesi varsa ona uymak zorundasınız. Yapı kayıt belgesinin amacı sadece şu anki durumu hukuka uygun hale getirmek ve sisteme dahil etmek. Evet, bir başka sorumuz. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda iş yeri açılıp çalışma ruhsatı alınması mümkün müdür? Burada yapı kayıt belgesi verilen yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir. Çünkü yapı kayıt belgesinin amacı zaten sisteme hukuka aykırı yapıyı dahil etmektir. Dolayısıyla yapıyı siz bu belgeyle sisteme dahil ettiğiniz andan itibaren tabii ki iş yeri de açabileceksiniz. Çok önemli bir fırsat da sunuyor. Bir başka soru, yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın basit onarım ve tadilatlar yapılabilir mi? Evet, imar barışından yararlanan yapılarda ruhsat alınmaksızın basit onarım ve tadilatların yapılabilmesi mümkündür. Bu soruyu biraz önce cevaplandırdığımız soruyla aslında tamamlamak gerekiyor. Siz tümüyle yıkmadığınız sürece ya da kentsel dönüşümden yararlanmadığınız sürece bu yapı kayıt belgesiyle basit onarım ve tadilatların yapılması mümkündür. Çünkü aslında siz yepyeni bir inşaat yapmıyorsunuz. Sadece inşaattaki bazı eksiklikleri gidermeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aslında yapı kayıt belgesinin koruma alanından yararlanıyorsunuz. Evet, bir başka soru. Hisse tapusu sahibi olduğum arsa üzerinde benim maliki olmadığım bir yapım var. Bu yapının sahibi imar barışına başvurduğunda benim de bir ücret ödemem gerekecek mi? Evet, imar barışına başvurulan yapının maliki olmayan arsa sahibinin herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir. Çünkü yapı kayıt belgesinin amacı ruhsata aykırı ya da ruhsatsız ya da imara aykırı yapıların kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Dolayısıyla siz mülkiyet hakkından kaynaklanan bir durum nedeniyle tabii ki cezalandırılmayacaksınız. Sadece o inşaatı gerçekleştiren kişinin bu ödemeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Evet, iskan alınamayan yapılarda kat mülkiyetine geçiş için gereken şartlar nelerdir?
Bu da sıklıkla aslında vatandaşlarımızın mağdur olduğu durumlardan birisi. İskan alınamadığı ya da yapı kullanım izni kanundaki, kat mülkiyeti kanununda da açıkça ifade edildiği gibi yapı kullanım izni alınamadığı için kat mülkiyetine geçilemiyor. Yapı kayıt belgesi, imar barışıyla getirilen yapı kayıt belgesi bu imkanı da bize sağlıyor. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvaffakatı etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi durumunda, buradan kastı, bu ifadenin buradan kastı örneğin bir yola, bir parka ya da bir hastaneye ya da bir eğitim alanına denk gelmesi durumunda, buraların terk edilmesi sonrasında yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tapuda yapı kayıt belgesiyle cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Bu da önemli bir avantaj yapı kayıt belgesinin. Bir başka soru, imar barışı kapsamında arsa tapulu taşınmazın kat mülkiyetine geçirilmesinin sonuçları neler olacaktır? Hemen cevabımıza bakalım. Kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve bina, teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir. Ancak arsa vasfında alınan emlak vergisi yapı vasfından alınmaya başlanacağından ödenen vergi miktarında farklılık olacaktır. Yani çok basit bir fark. Tabii ki kat mülkiyetine geçmenin avantajlarından bu yapı kayıt belgesini elde etmek suretiyle yararlanacaksınız. Ama tabii ki vergilerde değişiklikler yaşanacaktır. Bir başka soru, taşınmaza ait yapılması gerekli terk işlemi, yola terk gibi olduğu halde imar barışından yararlanılabilir mi? Bu soruya biraz önce de cevap verdik aslında. Yapı kayıt belgesi için terk işlemi zorunlu değilken kat mülkiyeti geçiş söz konusu ise umumi hizmet alanlarına giren yerlerin terk edilmesi zorunludur. Yani siz yapı kayıt belgesine başvurmak için örneğin yola terk işlemi yapmanıza gerek yok. Ama siz yapı kayıt belgesini aldıktan sonra cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçmek için mutlaka gerekli terklerin yapılması gerekiyor ve tapuda bu işlemlerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten yapı kayıt belgesinin düzenleyen ilgili tebliğde bu konuda açıkça düzenlemeler ve ilgili şartlar belirlenmiş. Bir başka soru, sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar imar barışından ne şartlarda yararlanabilirler? Sosyal donatı alanları, örneğin park gibi, örneğin okul gibi, örneğin hastane gibi imarda yerlere ayrılan yerler, imar barışından yararlanan yerler ve üzerinde tabii ki imar barışına uygun olacak bir inşaatın yapılması suretiyle yararlanabilecekler mi? Bunun sosyal donatı alanları üzerinde bulunan binalar da yararlanabilecek bir soru soruluyor. Burada çok önemli bir nüans var. Bu da şu. Planda hazineye ait sosyal donatı olarak gösterilen ancak kesin tahsisi yapılmamış alanlar. Yani her ne kadar planda hastane alanı ya da işte park alanı olarak gösterilmişse de eğer hazine bunu kesin tahsis yapmamışsa ilgili bakanlığa o zaman siz imar barışından yararlanabileceksiniz. Ama kesin tahsis yapılmışsa bu artık imar barışından yararlanamayacağı anlamına gelecek. Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınabilecektir. Bu konuda da size yeterli bilgi verileceğini düşünüyorum. Evet, bir başka soru. Yapı kayıt belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı? Maalesef yapı kayıt belgelerinde taksitlendirme yapılamıyor. Yapı kayıt bedelinin tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Burada sadece tebliğde taksit düzenlemesi yapı kayıt belgesi için yapı kayıt belgesine başvurmak için eğer siz bir hazine taşınmazı üzerinde ya da belediye taşınmazı üzerinde
bir inşaatınız varsa, ruhsata aykırı ya da ruhsatsız bir inşaatınız varsa, o taşınmazı belediyeden ya da hazineden ancak raiç değeri üzerinden satın almanız gerekmektedir. Ondan sonra yapı kayıt belgesine başvurmanız gerekiyor. Bu durumda satın alma işlemi sırasında, yani hazineye ait ya da belediyeye ait taşınmazın satın alınması, raiç değer üzerinden satın alınması durumunda taksitlendirme yapılacağını söyleyebiliriz. Onun dışında bir taksit imkanı, özellikle yapı kayıt belgesinin alınması sırasında bir taksit imkanı kanunda ya da ilgili tebliğde getirilmemiş maalesef. Bir başka soru, yapı kayıt belgesi verilecek binanın değeri hesaplanırken yıpranma payı düşülecek mi? Bu sorunun cevabı çok net, hayır. Yani siz herhangi bir şekilde yıpranma payına denk gelen değerin düşünmesi söz konusu değildir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok kanunda. Evet, bir başka soru. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlar, sit alanı, kıyı kenarının deniz tarafında kalan yerler için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra da ecrimisil ödenmeye devam edilecek mi? Ecrimisil haksız işgal tazminatı olarak düzenlenmiş medeni kanunumuzda ve tabii ki siz her ne kadar yapı kayıt belgesiyle o ilgili alanlar üzerindeki inşaatınızı sisteme dahil etmek suretiyle hukuka uygun hale getiriyor olsanız da mevcuttaki yeri haksız bir biçimde, tabii ki bu çok ayrıntılı düzenlenen bir şey, konu, ecrimisil, ona girip konuyu dağıtmamak istiyorum. Haksız bir biçimde kullandığınız için buradan kaynaklanan semereleri tabii ki devlet mutlaka sizden tahsil edecektir. Bunu da ecrimisil tazminatı ya da haksız işgal tazminatı olarak tahsil etmeye devam edecektir. Bu konuda da bir tereddüt yok. Bir başka soru, kat mülkiyetine geçildikten sonra dahi taşınmazın riskli alan olarak kararlaştırılabilmesi mümkün müdür? Burada da hiçbir tereddüt yok. İmar barışı kapsamında kat mülkiyetinin kurulmuş olması bu taşınmazın bakanlar kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılmasına engel değildir. Riskli alan kavramı bir alanı ifade etmektedir ve ister yapıların bulunduğu ya da yapının bulunduğu alanın riskli olması, isterse bir yapının riskli yapı olarak sadece belirleniyor olmasıyla yapı kayıt belgesinin arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Evet, kentsel dönüşüm kanununda düzenlenen riskli yapı ya da riskli alan kavramlarıyla sizin bu yapı kayıt belgesini karıştırmamanız gerekiyor. Eğer bir yer riskli alansa riskli alan olmaya tabii ki devam edecektir. Ve tabii ki bir bina riskli yapıysa da yine riskli yapı olmaya devam edecektir. Bu imar barışıyla risksiz hale getirilemez. Sadece sisteme dahil edilir ama riski yapı ve tabii ki bir şey varsa, bu yönde bir karar alınmışsa da mutlaka yıkılması gerekiyor. Zaten kanun bunu da açıkça düzenlemiş. Yapı kayıt belgesinin biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılması durumunda artık geçerliliği ortadan kalkacaktır. Bunu da ifade edelim. Evet, soruları hızlıca cevaplandırmaya çalıştık. Umarım başka sorular yine kafanızda canlanacaktır. Çünkü bu konu oldukça su götürür bir kanun ve düzenleme. Oldukça ileride sıkıntılar yaratabilecek bir düzenleme. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonra görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.